Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay tavuk eteli kabaklı mücver tarifi paylaşım. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tadı çok güzel oluyor. Bunun için 1 adet ben tavuk göğsü kullandım. 1 adet soğan, 3 tane sarımsak ve 2 tane biber kullandım. 1 adet kabak. Kullandığım kabak büyük olduğu için 1 adet kullandım. Şimdi ilk önce tüm malzemelerimi, tavuk göğsünü, soğanı, sarımsağı, biberi ve kabağı hepsini kıyma makinesinde çekeceğim. Eğer sizin kıyma makineniz yoksa da robotta da çekebilirsiniz tüm malzemeleri. Yapımı oldukça kolay. Malzemelerimi de kıyma makinesinden çektim. Şimdi içerisine artık baharatlarını ilave edeceğim. Şimdi içerisine ilk önce kekik ilave edeceğim. Kurutulmuş kekik. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Tuz miktarı sizin tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Baharat miktarı isterseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. Eğer acı fazla severseniz 1 adet yumurta, biraz maydanoz, dereotu da ilave edebilirsiniz. Yeşil soğan da ilave edebilirsiniz. İçerisini çeşitlendirmek tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ve 3 dolu yemek kaşığı da un ilave edeceğim. İsterseniz içerisine, ben 1 adet tavuk göğsü kullandım. İsterseniz 2 tane de kullanabilirsiniz. Tamamen miktarlarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 3 yemek kaşığı da un ilave ettikten sonra güzelce elimle karıştıracağım. Tüm malzemeler birbiriyle güzelce karışsın. Daha sonra kısartma işlemine geçeceğim. Eğer bu şekilde mücverli denemediyseniz mutlaka deneyin. Tadı inanılmaz güzel oluyor. Ben 3 yemek kaşığı un ilave ettim. Yeterli oldu. Kıvamında gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ise kısartma işlemine geçeceğim. Şimdi tavama biraz sıvı yağ ilave edeyim. Yağım kızdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı mücverimden ilave edeceğim. Ve kaşıkla da biraz üzerine bastırıp üzerine düzelteceğim. Ve yağı tavamıza yağı ilave ettikten sonra yağımızın iyice kızgın olması gerekiyor. Yağınız kızdıktan sonra o şekilde ilave edin. Şöyle 1 yemek kaşığı ilave edip üzerine bastırıp daha sonra her iki tarafını güzelce kızartacağım. İsterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Elinizle yaparken yanınıza bir kasede biraz su koyun. Elinizi ara sıra suya batırın ki elinize yapışmasın. Ben bu şekilde kaşıkla yaptım. Daha kolay oluyor. Şimdi her iki tarafını güzelce nar gibi kızarana kadar kızartacağım. Şimdi diğer tarafına çevireceğim. Kızardı. Ve ocağın altında mutlaka orta ateşe koyun. Yüksek ateşte kızartmayın. Eğer yüksek ateşe koyarsanız içerisindeki malzemeleri çiğ kalabilir. Her tarafını şimdi diğer tarafa da çevirdim. Şimdi artık mücverim de artık hazır kızardı. Yağlı kağıdın üzerine ilave edeceğim. Biraz yağını çeksin. Soğuduktan sonra tabağımı servis edeceğim. Kızaranları çıkarttım. Diğerlerini de yine aynı şekilde kaşıkla ilave edip boyutu tamam size kalmış. İsterseniz biraz daha büyük de yapabilirsiniz veya küçük de yapabilirsiniz. Ancak çok kalın olmasın. Eğer kalın yaparsanız içi pişmez. Kaşıkla ilave edip bir yemek kaşığı yeterli. Bir yemek kaşığı ilave edip üzerine bu şekilde bastırın. Yine bunu da aynı şekilde her iki tarafına çevirip tüm mücverim bitene kadar hepsini bu şekilde kızartacağım. Şimdi arkadaşlar tüm mücverlerim artık hazır. Hepsini kızarttım. İnanılmaz güzel oldu. Mutlaka eğer bu şekilde tavuk etli kabaklı mücveri denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Tadı inanılmaz güzel oldu. İçi de gördüğünüz gibi. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.